Belgeleri sızdıran Çin Komünist Partisi'nin içinden kimliğini gizli tutmak isteyen Çin'de siyasi düzenin parçası bir kişi. Belgeler yetkililerin son 3 yıl içinde Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlığa mensup 1 milyona yakın kişiyi gözetim kampları ve hapishanelere kapattığını görmemizi sağlıyor. 403 sayfalık belgelerden birinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Komünist Parti üyelerine "Şincan'da terörle ve ayrılıkça mücadelede kesinlikle merhamet göstermeyin," diyor. New York Times, Uygur militanlarının 2014 Nisan'ında bir tren istasyonunda 150 kişiye bıçakla saldırıp 31'ini öldürmesinden sonra Xi'nin bölgeyi ziyaret ettiğini ve ertesinde bir dizi konuşmayla bugünkü politikanın temellerini attığını yazıyor. Xi doğrudan ve açıkça Uygurların yeniden eğitim kamplarında alınması talimatını vermiyor. Ancak Şincan'daki istikrarsızlığın kaynağı olan zararlı inançların kökünün kazınması gerektiğini söylüyor. New York Times, yüksek disiplinli Çin Komünist Partisi'nden çok uzun süredir böylesine kapsamlı belgeler sızdırılmadığını yazdı. Sızdırılan belgelerden 200 sayfa Xi'nin ve diğer liderlerin parti içinde yaptığı konuşmalar. 150'yi aşkın sayfa ise Şincan'daki Uygur nüfusun kontrolü ve izlenmesi için hazırlanmış talimatnameler ve raporlar. New York Times, belgeler arasında İslam'a ilişkin bir dizi kısıtlamanın Çin'in diğer bölgelerinde de uygulanmasına dair planlarında bulunduğunu yazıyor.